Nasıl görünüyor arzum? Yine aynı şekilde. Ne gibi? Böyle bir yeşillik şunun üzerinde bekliyorum ben. Hala göremedim. Üç ne gündür göremedim o yeşilliği. Canan Karataş'ı hepsi. Masada var ya o yeşillik, masada var. Acaba Seda Hanım ben sürekli yeşil diyet yaptığım için böyle yeşillikler dolu yeşil salatalar koymadı, yiyorum. Yeşil koymadı, niye biliyor musun? Tabak yeşil yolda. Her sunumda illa yeşillik mi olması gerekiyor? İlle bir maydanoz. Ben ağzımdan alıştırdım. Herkese yeşil diye. Ben kendim öyle hazırladığım için sanıyorum. Ben de öyle bekliyorum. Ne istiyorsun? Sen anlamadım Arzu. Dediğim gibi Seda Hanım, ben bir yeşillik isterdim. Üstüne bir şey. Hemen açıklayayım mı? Evet. Tabii. Evet, yeşilin ben yıkadım, sunum için hazır, hatta çorbaya koydum dedim. Baktım çok şey oldu, çorbanın içine böyle bir mayıştı, kaldırdım. Orada koyabilirdim hemen. Niye koymadım? Tabağım zaten yeşil. Zaten hareketli. Sunum için şık bir tabak. Bunu kabul edelim. Ya orada onu çok fazla gördüm, koymak istemedim. İyi de yapmışsınız bence. Evet, çok Zehra yapacaktı, yoracaktı. Ben genel olarak beğendim de yani çok şey, domates, beş çay gibi olmuş biraz bu. Ha, ama böreğin yanına ne koyulabilirdi? Bilmiyorum, onu da şey düşünemedim. Onu da şey bir şey yapıştıramadım. Evet. Bu en mantıklısı çünkü böyle evet, de domates gidebilir. Evet. Hamurunu siz mi açtınız? Tabii ben açtım. Evet, elde açtı, hamurunu elde açtı, kendi açtı. Uğur nasıl görünüyor tabağın? Hamuru kendi açtığını az önce söyledi, tebrik ederim. Çünkü aynen, zamandan kazanabilmek için hazır da alabilirdi. Yok, almadım. Sunum olarak güzel. Bence Arzu Hanım'ın yorumuna ben katılmıyorum çünkü böreğin üstüne yeşillik gitmez yani. Bence de. Ya yakışmaz. Ben gideceğim düşünüyorum. Ya o sizin, o tabii, senin, tabii yani ki o sizin. Az önce çorbayla ilgili. Ya hanımefendi bence diyorum, anlamıyorsunuz herhalde, bu bence. Tamam, demin de benimki. O sizce, Zehra bu bence. Çorbayla ilgili yorumunda benceydi. Benimki de benceydi. Arzu Hanım evet, şöyle evet gidebilirdi. Tabağın beyaz bir tabak olsaydı, sade evet bir tabak olsaydı ben inanın çok güzel açıklamanızı algıladım. Heh, tamam. Uzatmaya gerek tamam yok. Yok, tabak seçeneği olarak söyledim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Valla evde yiyeceğim bir ses. Yani börek kesilmiyor. Hayır, niye kesilmiyor? Börek bu. Ben şu altına tabak dolamalı bir börek. Kayıyor. Bak şöyle yapabilirsiniz. Kayıyor, kesemiyor. Böyle çok lezzetli oluyor. İnanın böyle yapın. Davet sofrasında ben elle yemek yemiyorum. Yerim, hiç sıkıntı değil. Lezzetli oluyor. Devam Uğur. Bayılırım. Parmaklarımın lezzeti kaçıyor ya içerisine. O yüzden belki ondan beğenirim. Çok enteresan bir bilgiyle karşı karşıyayız. Uğur Bey elinin çok lezzetli olduğunu söyleyip eliyle yedi. Evet, çünkü kendi lezzetim dediği zaman daha farklı bir yorum yapacağım. Çünkü yani bir benzetme yaptım. Hanımefendinin yaptığı lezzet ayrı. Benim yaptığım, dokunduğum zaman farklı bir lezzete girer. Daha lezzetli olur da bir benzetme yaptım. Teşbih yaptınız yani. O zaman böreğin yorumunu yapıyorum. Börek güzel. Dışındaki kıtırlığı çok sevdim özellikle. Çünkü ilk oralardan başladım, en sona bıraktım ortasında. Sunumunu da beğendim. Böreğini de beğendim. Sadece bir tık daha üst pişmiş olsa daha lezzetli olabilirdi. Sadece onu da hani yanmasın diye erken çıkartıyoruz evet, muhtemelen. Evet, panik oldum. Evet, yanabilirdi. Aynen. Biraz daha pişmiş evet olsa daha iyi olabilirdi. Böreğinizi yerken de çok sert olduğunu söylemiştiniz. Evet, sert çünkü dışı kıtır kıtır. Biraz daha pişseydi nasıl olurdu? Hayır, üstünün pişmesi için söyledim ben. Üstü çünkü biraz pişmemiş kalmış, çiğ kalmış gibi olmuş. Yani yumurta sarısı tam pişmemiş gibi olmuş. Dışı pişmiş ama üstü pişmemiş gibi. Bence pişmiş ama bu göreceli. Belki Uğur yani, Bey daha çok mu koyu istiyordunuz? Sebebini az önce siz de kabul ettiniz, erken çıkarttım. Bu biraz daha kalsa ama yok, yanardı Uğur Bey. Şöyle söyleyeyim, az önce siz de kabul ettiniz, erken çıkarttım hani riski olmasın evet diye. O zaman yani şöyle benim dediğimi haklı duruma çıkarmış oluyorsunuz. Evet, erken biraz kapattım korkudan ama evet bir tık daha ama böyle ben kırmızı mı görmek istediniz, böyle kızılık evet mı görmek istediniz? Ben öyle severdim ama güzel olmuş. Ya. O zaman ama güzel olmuş. Aha, o zaman da afiyet bakın, olsun. Bakın beğendim ama diyorum afiyet ya. Afiyet olsun. Biraz daha nar gibi olmuş olsa ben daha çok hoşuma gidiyordu. Afiyet olsun. Arzum. Teşekkür ederim. Seda Hanım, ben röportajımda da belirtmiştim. Patates karbonhidrat, yufka karbonhidrat, ikisinin böyle birleşimiyle de böyle çok ağır geliyor bana. Ben zaten börek sevmem. Bir tadına hı-hı baktım yorumlayabilmek hı-hı için sanıyorum, mecburuz evet buna. Evet. Ama lezzet olarak ağzıma güzel geldi. Yani beğendim ancak dediğim gibi iki karbonhidrat bir arada. Ben tamam
mümkün olduğunca yemiyorum. Siz hani börek sevmiyorsunuz. Börek sevmiyorum. Anladım. Peki şeyini yorumlarsınız. Hamurunu açmışsınız. Evet, nasıl bir buldunuz? Emek sarf etmişsiniz. Hamuru ya, güzel ama sonunda böyle çiğneyip çiğnerken sonunda böyle bitimine yakın böyle bir kıtırlık vardı. Böyle zor çiğnedim. O zor çiğne mi acaba bana mı denk geldi? Tabii. Neden belki oldu? Sert bir denk geldi. Acele yapıyoruz böyle sonuçta. Böyle bir kıtır kıtırlık hissettim. O acaba pişmemesi de çok börek yemediğim için yapımı konusunda da çok bilgim yok. O yüzden, de aslında olumsuz bir yorum. Yani börekte o kızarıklı kıtırık insanın hoşuna çok, gider. Öyle de çok çiğnemek zorunda kaldım. Ha, sert. Tamam. Yani olsun. Beğendin mi? Evet. Lezzet güzel Sedan. Beğenmedim dese üstünü atlayacaktım, kusura bakmayın. Aa, ilk ben defa, çorbayı da beğendim. İlk defa. Neden? Çünkü ben börek yemem dedi genelde dedi. Yemem. Patates, karbonhidrat bilmem ne. Patatesli börek yani bu. Evet, sonuçta yiyeceğiz, patatesli tadına börek bakacağız. Olmuş mu olmamış mı söyleyeceğiz. Herkesin damak tadı, lezzet anlayışı, ara sıcak, herkesin farklıdır. Börekle yapılan bir patatesli böreğe karşı yaptığım yoruma bir tepki aldım. Ancak daha önce de söylediğim gibi inanılmaz karbonhidrat olduğu için ben zaten börek de hiç yemeyip sevmediğim için bana tepki verilmesini anlamış değilim. Çünkü doğru bir ara sıcak ve güzel geldi. Konuşmamak istiyorum ama evet Hayrettin. Şöyle Seda'nın ben çok beğendim. Özellikle eliyle açmasını çok hoşuma gitti. Hatta röportajımda da dedim yufkayı hazır aldıysa dedim benden çekecek dedim. Ama kesinlikle çok hoşuma gitti. Hepsini de yedim zaten. Elinize emeğinize sağlık. Mümkünse hiç hazır yufka sokmuyorum. Peki bir şey söyleyeyim mi? Hazır yufka olsaydı beğenmeyecek miydiniz? Şöyle ona göre puanımı verecektim. Çünkü bir hazır yufkayla yapmaktan bir de o hamuru mayalayıp sonrasında açmak var. Yani ikisi arasında dağlar kadar fark var bence. Hamurunu da çok güzel tutturmuşsunuz. Pişirmeyi de çok güzel yapmışsınız, yakmamışsınız. Kıtır bir şekilde geldi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Zede. Seda Hanım ben de çok beğendim. Hayret. Evet. Ay çok mutluyum. Aferin çocuğum. Sana kaylar gelirim. Hepsini yedim. Sadece ben de söylemiştim ağır gelir demiştim, doyarım demiştim, biraz doydum. Yarısını yeseydin. Hayır çok ben güzeldi. Ben sana paket yapardım. Hayır çok güzeldi. Hepsini yedim, sadece hafif sertti ama o da çok şeydi, tatlı bir sertti. Genel olarak çok beğendim ama dediğim gibi ağır. Yani ağır derken yağlı mı olmuş? Hayır. Gelecek yemeklerin yanında gelecek mı ağır? Gelecek yemeği mesela. Doyurucu. O zaman aynen. Doyurucu diyeceğiz. Evet ona, doyurucu. Değil, yani evet. Ben şu an mesela yufkayla patates oldu. Ben biraz doydum mesela şu anda. Asım Hanım bu börek biraz ara sıcak için ağır olmuş. Biraz doydum çünkü ben. Yarısını yeseydiniz dediniz ama bunu ben yiyebileyim diye getirdiniz. Eğer yarısını yiyeceksem yarısını getirseydiniz bana. Bundan ötürü biraz daha hafif şeyler tercih etmenizi isterdim. Yersin yersin. Yerim tabii de. Hayır çok güzeldi. Yağlı falan da değildi. Değil, yağlı tadı tuzu. Hayır ben Asuman'a söylüyorum. Yağı, tadı, tuzu her şeyi kıvamındaydı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok güzeldi. Uğur'un söylediği o üstü biraz daha kızarsaydı ya inanmıyorum. Gerek yok çünkü o zaman da yanabilirdi Uğur'cum. Ben, ama o şekilde seviyordu çocuğum. Daha biraz daha kızarmış seviyordu. Risk olurdu çocuğum. Risk. İşte risk almamış ama onu söyledi. Bak ne güzel. Evet kesin.